Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ne yapacağız? MSYÜ sınavına giren arkadaşlar için bir video çektim. Hatta alelacele çektim. Çünkü niye? Ya bir video yayınlamıştım. Videoda gelen yorumlarda öğrencilerin arkadaşlarına iyi dileklerini ilettiğini görünce MSYÜ hakkında eyvah dedim ya, yarın sınav var. Biliyorsunuz sizler bizim için çok değerlisiniz. Ya değerlisiniz ama bazen biz de yoğunlukla unutabiliyoruz arkadaşlar. Hemen oturdum videonun karşısına, en azından ne yapacaksınız? En azından başarı dileklerimizi dileyelim ve ne yapmanız gerekir? Sınavda ne yapmanız gerekir? Biraz da ondan da bahsetmek istedim yani açıkçası. Yani arkanızdayız arkadaşlar. MSYÜ sınavında arkanızdayız. Şu an ne yapacaksınız? Bir MSYÜ sınavına gireceksiniz. Yani bu zamana kadarki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Emeksiz yemek olmaz lafının son noktasına geldik. Hatta virgülüne geldik diyebiliriz. Niye virgülü hocam? Şu an MSYÜ sınavı. MSYÜ sınavından sonra ne var? Tam ana yemek var arkadaşlar. Ana yemek de nedir? TYT ve AYT sınavı arkadaşlar. Evet, şu an bir kahvaltı yapacağız. Sadece yarın bir kahvaltı yapacaksınız arkadaşlar. Yani o gözle bakalım. Çünkü MSYÜ sınavı da arkadaşlar önemli. Bu anlamda önemli. Bazı arkadaşlar sadece TYT'deki yerini görmek için bu sınava giriyor. Bazı arkadaşlar da gerçekten MSYÜ, Milli Savunma Üniversitesi sınavına bünyesinde bulunmak için giriyor arkadaşlar. Ama çoğunluk genelde şey oluyor, işte MSYÜ'de acaba nasıl yapabilirim, ne yapabilirim şeklinde giren arkadaşlar oluyor. Evet, haklısınız arkadaşlar. MSYÜ sınavı genelde TYT ve AYT sınavıyla, TYT sınavıyla birbirine eşdeğer bir sınav oluyor arkadaşlar. Geçen sene bir farklılık vardı, bir pandemi vardı. TYT'de biraz konular azaldı demeyelim de TYT'yi biraz kolay sormak zorunda kaldılar. Ama bu sene MSYÜ ve TYT hemen hemen tıpatıp aynısı gibi gelecek diye hissediyoruz arkadaşlar. O yüzden yarınki sınavda ne yaptıysanız büyük ihtimalle TYT sınavında da aynısını yapacaksınız. Ama daha TYT sınavında aynısını yapacaksınız diye bir şey yok. Yarınki sınavda ne yaptıysanız TYT sınavında daha iyisini yapmaya adaysınız. En önemlisi bu arkadaşlar. Çünkü niye? Siz MSYÜ'ye girdiğiniz zaman TYT'deki eksiklerinizi göreceksiniz ve ona göre çalışmalarınızı yapacaksınız. TYT ve AYT'deki eksiklerinizi göreceksiniz ve ona göre çalışmalarınızı tamamlayacaksınız, tekrarlarınızı yapacaksınız. Eksik parçaları tamamladıktan sonra sizin TYT'niz daha iyi gelecek inşallah. Evet, şimdi ne yapmalısınız arkadaşlar? Ben iki tane temel noktayı vurgulayacağım arkadaşlar. Bunun ikincisini herkes hep söylüyor, turlama tekniği arkadaşlar. Ama ilk önce ben buna çok önem veririm. Soruyu iyi okuyun kardeşim. Bu Türkçe sorusu olur, tarih sorusu olur, coğrafya sorusu olur. İşte ne bileyim, biyoloji sorusu, fizik, kimya, biyoloji. Matematik, geometri, özellikle geometride bu soruyu iyi oku. Yani verilen bilgileri iyi kullanabildiğin sürece senin çözemediğin bir soru olmaz kardeşim. Verilen bilgileri iyi kullanacaksın. Bu işte böyle. Ha, ilk önce Türkçeden bahsedeyim. Evet, Türkçede paragrafları iyi okuduğun zaman, aklında kaldığı zaman, yani kendini vererek iyi okuduğun zaman hiç sıkıntı yaşamazsın. Tarihte bazı tarih soruları var. Sen tarih bilgisi bilmene gerek yok. Sana bir paragraf veriyor. O paragraftan bir şeyler çıkarım yapacaksın mesela. Orada da o tarz sorularda da soruyu iyi okuyarak, belki de hiçbir tarih çalışmadan, hiçbir tarih bilgisi bilmeden o tür soruları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynısı coğrafyada da geliyor. Genel kültür soruları mesela. Yani o yüzden soruyu iyi okumak çok önemli. Ha, geometri de niye önemli arkadaşlar? Biz hep ne diyoruz? Hatta ben hep ne diyorum? Geometri görme işi değil. Verilen bilgileri iyi kullanabilme işidir. Yani biz ne yapıyoruz soruyu çözerken? Bak, soruyu iyi okuyun diyorum ama bazen ben okumadan direkt soruya dalıyorum. Bak ne yapıyorum, bak dikkat. Ben aldığım bir soru geldiği zaman şekilde, zaten sorular genelde şekil üzerinde oluyor ya. Bütün verilen bilgiler şekil üzerinde oluyor ya. Verilen bilgiler şekil üzerindeyse şekil üzerindekileri yorumluyorum ve tak diye cevap buluyorum. Ha, bulamadığım zaman ne yapıyorum? Dikkat et, bulamadığım zaman takıldığım yerde hemen soruyu okuyorum. Hani siz de öyle yaparsınız. Şekil üzerindeki bilgilerden yapmaya çalışırsınız. Ha, bulamadınız mı? Hemen soruyu oku baştan itibaren. Ha, sen yapmaya çalışırken şekildeki nerede takıldıysan yandaki verilen bilgilerde ya da soruda verilen bilgileri hepsini kullandığın zaman soru çözüme doğru gidip götürecektir zaten seni. Yani geometride zaten zor soru diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ciddi anlamda yoktur. Yani zor soru yok. Sadece verilen bilgiyi nasıl kullanmana bağlı. Sen verilen bilgiyi kullanabildiğin sürece, ki biz zaten o konularda size daha önceki konularda verdik. Özel açı mantığı dedik mesela. İşte eşitlik varsa orta taban çizme dedik mesela. Dörtgenleri hep üçgenler üzerinden anlattık mesela. Çemberlerde ne dedik? Merkez teğet çektik. Bunlar anahtar kelime dedik. O anahtar kelimeleri kullan.
Bunlar ek çizim değildir. En etkili çizimin yarıçap çizmek olduğunu hep söyledik. Bu bilgileri, yani o konuya ait mantığı soruya dökebildiğin zaman ve yan taraftaki verilen bilgiyi ya da soru üzerindeki verilen bilgiyi şekilde kullanabildiğin sürece hiçbir şekilde soru kaçırmazsın. Bütün soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsin kardeşim. Yani zor soru yok. Ciddi anlamda geometride zor soru yok. Ha eskiden vardı. Zor sorular soruluyordu. İşte bilmem ne olimpiyat soruları falan filan. Artık o devir bitti kardeşim. Senin karşına yapabileceğin soru geliyor. Yapabileceğin soru da ne demek biliyor musun? Soruda verilen bilgilerin mantığını soruda kullanabildiysen olay bitti. Tamam. Geometride sana verebileceğim en iyi şey budur arkadaşlar. Sana verebileceğim en iyi bilgi budur. Ve bu bilgiyi lütfen ama lütfen kullanmaya çalış. Soruyu iyi oku. Verilen bilgileri kullan. Geometri, tekrar söylüyorum. Geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Bitti. Bu kadar. Zor soru falan filan yok. Ha analitikte de bir tavsiye verebilirim. Analitik geometri geldiği zaman ben basit bir şekilde şekli çizin diyorum ya. Özel durumlar geldiyse eğer mesela x eşittir k doğrusu işte x ekseni üzerindeki nokta gibi özel durumlar geldiği zaman origin gibi şeyler geldiği zaman analitik düzlem çizmenizi de tavsiye ediyoruz. Ama normalde basit bir şekilde şekli çizin diye zaten analitik geometride sizi uyardık. Katı cisiminde zaten ne olduğunu gösterdik size. Dik üçgenden ibaret olduğunu hep size gösterdik arkadaşlar. Hacim hepsinde aynı. Bir ucu sivri olanlar da farklı. Onlardan falan bahsettik arkadaşlar. Kısaca da böyle diye bir geometriyi de tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Verilen bilgileri kullanmak önemli arkadaşlar. Her konuda önemli. Matematikte de aynısı. Matematikte de sen soruyu çözemediysen lütfen soruyu oku. Soruyu okuduğunda sen nereyi kullanmadıysan oraya yönel. Orayı kullanabildiğin sürece o konunun mantığında kullanabildiğin sürece. Mesela hız konusunda hız mantığını kullanacaksın yani. Orada bir süre verilmişse süreyi çekeceksin mesela. Süreleri eşit demişse x eşittir v çarpı t ya. T'yi yalnız bırakacaksın. X eşittir v çarpı t x bölü v'ye eşit olacak diyeceksin mesela. Değil mi? Verilenlerin mantığını kullanmak dediğimiz bu. Verilenlerin mantığını tabii ki geometride ayrıyetten kullanacaksınız. Ama diğer konularda da kesinlikle ama kesinlikle verilen bilgiyi kullanmanı tavsiye ediyoruz arkadaşım. İkincisi turlama tekniği. Evet arkadaşlar turlama tekniği yapmadığınız için hep deneme sınavlarında vay efendim ben şu konuyu yetiştiremedim. Vay efendim ben bunu yetiştiremedim. Hocam geometri kolaydı geometriyi yapamadım. Sorular çok uzundu sorular çok zordu gibi şeyleri söylüyorsunuz arkadaşlar. Ya bu bir bahane. Turlama tekniğini kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Bütün öğretmenlerden duyuyorsunuz. Bütün öğretmenler ısrarla size turlama tekniği diyorsa nedir turlama tekniği? Yani bir soruda takılmayacaksın kardeşim. 2 dakika geçtiyse hatta 2 dakika bile değil bazı sorularda 1,5 dakikaya falan geçtiyse atla geç ileride daha kolay sorular var. Evet kendinizde böyle şey yapıyorsunuz yediremiyorsunuz. Ya bu zamana kadar mesela 10.000 saat atıyorum 10.000 saat olur mu bilmiyorum ama 10.000 saat ders çalıştıysan bunun 5.000 saati bunun yarısını hep matematik çalışarak geçirdin. O yüzden sen sınavda ben işte 5.000 saat bütün vakitimin yarısını matematiğe ayırdım. Matematikten şu kadar net yapmam lazım diye kendini şartlıyorsun. En büyük yaptığın hata bu işte. Bunu sakın ama sakın yapma kardeşim. Sakın ama sakın yapma bunu. Çünkü niye? Matematikte sen bir net fazla yapacağım derken ilerideki 5 tane netten oluyorsun kardeşim. Çünkü sen kendine yediremiyorsun. Bir soru geliyor. Ya ben bu konuyu biliyorum. Yapmam lazım. Ya uğraşıyorsun. 2 dakika geçti, 3 dakika geçti, 4 dakika geçti. Bir de uğraşırken bazen vaktinin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bazıları abartıyor. 10 dakika boyunca bir soruyla uğraşıyor. Sakın bunu yapma. Baktın çözemiyor musun? Atla. Atla. Çünkü niye? İleride 5 dakika uğraştığını varsayalım bir soruyla. Sen 5 dakika uğraştın o soruyu yaptın. Hatta 5 dakika uğraşıp da bak bunu da yapıyorsunuz. Çünkü zamanında ben de yaptım. 5 dakika uğraşıyorsun matematikle. Ondan sonra soruyu bulamıyorsun. Kendine yediremiyorsun. Sallıyorsun bir de o soruyu orada. Bir de oradan da bir tekme daha yiyorsun yanlış çıkınca. Ha işte. Bir net bile çok önemli arkadaşlar. 5 dakika uğraşma. 2 dakikayı aştı mı? Tamam geç atla. İleride sen bu geometride o bir soru 5 dakika harcayacağına 2 dakika uğraştın geçtin ya 3 dakika kaldı. 3 dakikada zaten ileride o 3 dakikada ileride geometride 3 tane soru yapabilirsin. Çünkü geometride biliyorsun soruların yarısı zaten kolay geliyor. O yüzden arkadaşlar bu turlama tekniğini mutlaka ama mutlaka kullanın. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendinize yedirin işte şey yapamayın. Yedirin ya kendinize şey yapın. Ya yapamayabilirsin ya sıkıntı yok. Bazen geliyor biz de takılıyoruz arkadaşlar. Biz de soru çözerken bak dershanede falan soru çözerken ne yapıyoruz?
Çocuk soru getiriyor. Çözemiyoruz. Ya atlıyorum. Ciddi anlamda bakın ben çözemediğim sorular var. Ne yapıyorum? Atlıyorum. Sonra bakarız diyorum. Sorular bittikten sonra bak sorular bittikten sonra hadi bu soruyu yapamamıştık diye dönüp yandan bakıyoruz. O anda fark edemediğimiz bir şey ya da okumadığımız bilgiyi orada yerine yazıp sorunun sonucuna yine ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani siz de turlama tekniği yaptığınız zaman sen belki yine o soruya bak kaldı ya bir soru orada. Sen turlama tekniğiyle bütün soruları bitirip yandan o soruya gelebilirsin. Çünkü gelebilirsin. Süre ona göre tasarlanmış bir süre zaten ki yetişen arkadaşlar da var zaten. O yüzden sakın ama sakın bir soruya falan takılayım demeyin arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. MSU sınavında bu zamana kadar çalışan, hak eden arkadaşlara, hak ettiği puanı alması dileğiyle arkadaşlar. İnşallah hak ettiğiniz puanı alırsınız. En önemlisi de bence bu. Çalışanlar hak ettiği karşılığını alsınlar. Emeksiz yemek olmaz diyoruz. Bakalım yarın bir yemeğinizi yiyin. Önce bir kahvaltınızı yapın bakalım. Nasıl olacak? İlerisi için size bir öngörü olacak. TYT ve AYT sınavı için. Bu sınav sizin için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ama çok önemli derken de stres yapmayın arkadaşlar. Normal bir sınav. Normal deneme sınavında ne yapıyorsanız o şekilde yapın. Herkese başarılar diliyorum. Hiç videolarımda öpücük yollamadım ama bunu da yollayayım. Herkesi öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.